Selamünaleyküm. Allah gecenize hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Yılınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cemil 580 dedim. 500, evet efendim. Ben de 580'miş zaten. Müritlerin halvetten çık diye üstelemeleri. Malum o vezir halvete girmişti. Halveti bilmiyorum anlatmıştık herhalde daha önce ama yine de anlatalım. Halvet eski manada bir kimsenin insanlardan uzak, daha öncesinde dağlarda mağaraya çekilmek, sonra da tekkelerde inzivai hayat yaşamak. Tekkenin bir köşesinde bir odaya kapanıp orada kendince ibadet ile meşgul olmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğinin başlangıcında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Hira Dağı'na zaman zaman çekilmesi, Hira Dağı'nda Rabbisiyle baş başa kalması, bunu normalde Mekke peygamberlik tebliğ edildikten sonra Mekke döneminde bu halvet inkıtaya uğrar, Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra son 10 yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mescid-i Nebevi'de 10'ar günlük itikafa girmesi, öleceği sene de 20 gün itikafa girmesi. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'ya çıktığında işte 30 günlük itikafa halvete niyet etmesi, ardından Cenab-ı Hakk'ın 10 gün daha ilave edip 40 günlük Tur-i Sina'da itikaf etmesi, halvet etmesi. Bu peygamberlerin bir sünneti halvet. Tabi buna biz Muhammedi kısmına bakarsak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra itikaf 10 güne bağlanmış. 20 gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri itikaf etmiş ama ve lakin sahabeden 20 gün itikaf eden hiç yok. Uygulama 10 gün. 30 günlük, 40 günlük itikaflar her ne kadar tasavvuf tarihine baktığımızda var ise bunlar eğer bizim ayak izimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayak izine basması gerekiyor düşüncesine, felsefesine bakılırsa 10 günden fazla itikafın olmaması gerekir. O yüzden bizim yolumuzda halvet denilince 10 günlük Ramazan'ın son 10 günü itikafı vardır. Oruç farz kılındıktan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hani bir itikafa girer, itikafa girince Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Zeynep validemiz de mescitte çadır kurdururlar. Onlar da itikafa girer. Hazreti Muhammed Mustafa onların itikafa girmelerini arzu etmez, istemez. Bunlara ne oluyor der? Kendi itikafını bozar. İtikaftan çıkar. 3 günlük itikaf olur. Geri kalan 7 günlük itikafı, 7 günlük itikafı Muharrem ayında Muharrem'in ilk 10 gününün son 7 gününü iade eder. O yüzden Sufiler zaman zaman itikafı bu noktada Ramazan'da yerine getiremezlerse her sene diyelim ki itikafa giriyor. O sene itikafa girmedi. Mutat bir ibadet haline onu getirirse bu sefer giremedi. O itikafı Muharrem ayının ilk 10 gününde girer. Bu da sünnet-i Resulullah'ta vardır. Bizim için halvet celvettedir. Yani halvet bir kenara çekilmektir. Celvet de halkın içerisinde bulunmaktır. Bizim yolumuz halkın içerisinde durup halkın eziyetlerine, halkın dedikodusuna, gıybetine, iftirasına, onlardan gelecek
her türlü bela, musibet, sıkıntıya katlanmaktır. Bu zamanda halvette değil, celvette yaşamak zordur. Sufiler azameti tercih ederler, zorluğu tercih ederler. O yüzden 40 günlük halvet etmek bugün için daha kolay bir şeydir. Dışarıda 40 gün insanın kendisini muhafaza etmesi, koruması daha zor bir şeydir. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri enteresan bir tespitte bulunuyor. Kim 40 gün diyor sabah namazına kalkar, sabah namazını vaktinde kılarsa onun kalbinden hikmet pınarları doğar der. O yüzden asıl halvet bu manada sabah namazının vaktinde kılmak. Hatta sabah namazını camide kılmak. Bunu ben söyleyemiyorum camide kılmayı böyle. İlmen bunu söylüyorum. Hal noktasında bundan uzağım ben. Allah beni affetsin. İşte müritler halvete girer. Bu üstadlarını diyorlar ki ne olursun bu halvetten çık. Hep birden ey arayı açmak isteyen bilge, bizi aldatma ve cefa sözünü bize söyleme dediler. Müritler hep beraber dediler ki toplandılar. Zaten müridan demek veya sufiler veyahut da tabiler toplu bir şekilde üstadlarının sohbetlerini dinlerler, takip ederler. Öyle olunca işte onların da üstadı kendince vezir onlara din öğretiyordu çünkü. O normalde kendisini halvete atınca hiç kimseyle görüşmek, konuşmak istemeyince müritler hep beraber toplanıp dediler ki bize bu cefayı çektirme, bize bu eziyeti verme. Bizden zaten sen uzaklaşmak için, bizimle aramıza perde koymak için bahaneler üretiyordun. Bu halveti şimdi sen bir bahane olarak bizim önümüze koydun. Bunu bize yapma. Hayvana gücü yettiğince yük yükle. Güçsüzlere güçleri nispetinde iş buyur. Hayvanlara gücü yettiğince yük yükle. Güçsüzlere güçleri nispetinde iş buyur. Hani bu halkın dilinde konuşulursa bir hayvanın çekeceği bir yük vardır. Hayvana çekeceği yükten fazlasını yüklerseniz hayvana zulmetmiş olursunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifte de hayvanlara yükünden fazla yük yükleyenler mahşerde bunun hesabını verirler. Hesaba çekilirler diye hadis-i şerif var. Tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri bunu söylerken aynı zamanda da bu o hadis-i şerife farklı cepheden bakıyor. Hayvanlara fazla yük yükleme. Buna bir açıdan bakılırsa da bu nedir? İnsanın nefsidir. İnsanın kendi bedenidir. İnsanın kendisidir. Bu nedir? Hani bazı felsefeciler derler ya insan konuşan hayvandır diye. Bu noktada da diyorlar ki müritler bize fazla yük yükleme. Biz bu cefayı, bu ayrılığı çekebilecek noktada değiliz. Biz senden uzaklaşmayı kaldırabilecek bir şey değiliz. Bir de normalde hani ayet-i kerimede var ya Bakara ayet 286 ne diyoruz? Rabbimiz gücümüzün yetmediği, bize gücümüzün yetmediğini de taşıtma. Bizi affet. Amin. Hani bizim kaldıramayacağımız bir yükle bizi yükleme. Bizi affet. Bizim nefsimiz böyle her yükü kaldırabilecek nokta değil. Tabi müritler de diyorlar ki bize fazla yük yükleme. Bize bu ayrılık acısını, bu sancıyı bize taktırma. Her kuşun yemi kendi miktarıncadır. İncir her kuşa yem olur mu hiç? Herkesin bir istihab vakti vardır. Müritler içerisinde de herkesin bir istihab vakti vardır. Müritler de kendi içlerinde, kendi istihab hatlarına göre bölüm bölümdür. Hani Hazreti Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kiminizi kiminizden üstün kıldık der. Peygamberlerin bir kısmı bir kısmından üstün kılınmıştır, faziletli kılınmıştır. O yüzden en fazla ayet-i kerime Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelmiştir sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü fazilet açısından en faziletlisi odur. En fazla büyük yük de ondadır zaten. İnsanların arasında da aynıdır.
İnsanlar da fazilet açısından birbirleriyle aynı denk değillerdir. Hatta kuvvet noktasında da birbirleriyle kuvvet noktasında da aynı değillerdir. Herkesin nefis derecesi, nefsi de aynı değildir. O yüzden herkesin alacak olduğu manevi tat, alacak olduğu manevi duygu veyahut da yürüyeceği yol herkes için aynı değildir. Her sohbetten herkes her şeyi tamamıyla anlamaz, almaz. Burada herkesin kendi kabı vardır. Herkesin kendi uğraşı vardır. Herkesin kendince istidadı vardır. O yüzden müritler diyorlar ki her kuşun yemi kendi miktarıncadır. Yani siz bülbüle kalkıp da bir incir yedirebilir misiniz? Yediremezsiniz. Zaten bülbül incir kadar. Bülbüle inciri yedirmeye kalksanız bülbül ölür. Veyahut da bir serçe kuşu bir inciri yiyebilir mi? Yok. Küçük kuşun yiyeceği 3 tanedir. Ama kocaman bir kuş düşünün. İşte bir akbabayı düşünün. Bir akbaba normalde kuzunun yarısını yer. Bir kocaman kartal düşünün. Bir küçük yavru kuzuyu alır götürür yer onu. Demek ki kuşun cinslerine göre de yiyecekleri de değişti bak. Bir bülbüle et yediremezsiniz siz. Ama kartala da yem yediremezsiniz. Bülbül yemeyecek. Kartal da et yiyecek. Çocuğa süt yerine ekmek verirsen zavallı yavruyu ekmekten öldü say. Küçük çocuk. Küçük çocuğa da ekmek vermek zulüm. Biz hepimiz çocuk gibiyiz diyor. Biz hepimiz çocuk gibiyiz. Sen bize eğer ekmek yedirirsen biz hepimiz de ölürüz. O zaman burada da o mürşidin kemalatı çıkar. Mürşid gerçekten mürşid ise süt içecek olan çocuğa süt, ekmek yiyecek olan çocuğa ekmek yedirir. Eğer süt içecek çocuğa ekmek yedirirse mürşid, o zaman onun mürşid olmadığı çıkar meydana. Hatta çocuk kendince bilmeden ekmeğe elini uzatsa ekmek helaldir, ekmek haktır. Ama ona mürşid der ki ona sen henüz daha ekmek yemeyeceksin. 4 yaşındaki süt emen bir çocuğun eli ekmeğe uzansa anne nasıl onu ekmeği yemekten men edecekse, çünkü boğar kendini. Veyahut da bir nohut tanesi yemeye kalksa çocuk kendini boğar. Anne ne yapar? O nohut tanesini çocuk yemesin diye uğraşır. Annenin istinatifinin dışında almıştır çocuk onu ağzına. Müritler de aynıdır. Müritler de üstadlarının istinatifinin dışında kalkarlar, bir şeye el uzatırlarsa mürşit ondan onu men eder. Mürit kendince şöyle söyler. Ya Esma-ül Hüsna hak değil mi? Ben neden Esma-ül Hüsna'yı zikredemiyorum kendi kafamdan? Ben neden oturup 20 bin tane Allah çektirmiyor ki bak? Ya ben dergaha gittim ama hala da benim dersim 100 çekiliyor. Ya neden benim dersimi değiştirmiyor ki? Ya filanca yere bir kardeşimiz gitmiş. İşte önce ona 5000 tevhid vermişler. Ardından 5000 nafsiye celal vermişler. O 30000 nafsiye celala kadar çıkmış. Maşallah. Ama hanımını terk etmiş sonra. Allah Allah. Konya'da Şemseddin Tebrizi Hazretleri makamını ziyarete gittik. Öğlen namazına denk geldi. Hemen okuduk, oturduk. Öğlen namazına. Namaz bitti. Ön taraftan birisi böyle hep geriye dönüp bakıyor. Geriye dönüp bakıyor bana. Gördüydü o beni. Namaz bitti, kalktık. Hocam hoş geldiniz dedi. Estağfurullah dedim ben. Ben dedi, o bir üniversite var Ankara'da.
eğitim fakültesiyle meşhurdu hocam ya daha önce. Gazi. Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim dedi. Sizi dedi internetten, televizyonlardan tanıyorum dedi. Buraya ziyarete gelirken de dua ettim dedi. Keşke orada karşılaşsak dedi. Öyle baktım. Herkesin bir külhancısı var dedim ben de. Hani var ya bir külhancı muhabbeti. Bu iyice hoşuna gitti. Bir sarmaştık, dolaştık. Neyse. Hocam ne güzel yerde karşılaştık dedi. Elhamdülillah dedim. Sizin duanız dedim ben. Neyse. Bir sakallı daha duruyor orada. Ondan sonra. Hocam hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim ona da. Sarmaştık, dolaştık. Hemen dedi ya bir arkadaş sizinle görüşmek istiyordu dedi. Mevlevi olmak istiyordu dedi. Arayayım mı? Ara dedim ben. Çıktı geldi arkadaş. Bunların ikisi de kendilerince kendi kendilerine dervişlik ve şeyhlik yapıyorlar. Böyle baktım ondan sonra dedim senin bir yere intisaplığın yok. Yok dedi. Gelen arkadaşının dedim onun da yok dedi. Maşallah dedi. Siz Allah bilir dedim kendi kendinize diyorsunuzdur ki dedim ben. Bu alemde bir mürşidi kamil yok. Vallahi hocam öyle diyoruz dedi. İyi dedi. Geldi arkadaşına. Onunla da sarmıştık, dolaştık. Neyse bu bir o bir arkadaş ikisi de bir dergaha bağlanmışlar. Bir müddet orada ders yapmışlar. Sonra bizim dersimiz burada artmıyor diye kendi kendine derslerini arttırmışlar. Arttır Allah arttır. Ondan sonra gittikleri şeyhin de işte kendilerince anlattıklarına göre gerçekten şeriatın eksiklikleri varmış. Ama bunlar kendi kendilerini arttırmışlar. Ben dinliyorum şimdi. Hem de Hazreti Mevlana'ya doğru yavaş yavaş yürüyoruz şimdi. Bunları dinliyorum ben dinlerken. Dedim son nokta. İkiniz de hanımları kovdunuz mu evden dedim. İkimiz de ayrıldık dedi. Şimdi ikiniz de bekar yaşıyorsunuz. Öyle değil mi dedim ben. Evet dedim ben. İkinizin de işi gücü yok değil mi? Düzgün bir şekilde dedim ha. Yok dedi ben. Bu dedim kendi kendinize zikretmenizin sonucu. Çünkü dedim kendi kendinize ders yaparken kendi dengemizi bozdunuz. Size dedim doğruymuş gibi, hakmış gibi göründü. Ama dedim dengeniz bozuldu. Hanımın yürüyüşünden bile sinir oldun değil mi dedim ben de. Evet dedi. Bu dedim kabız halinden. Hanımın yaptığı yemekten canı sıkıldı değil mi dedim ben? Evet dedi. Bu da kabız halinden. Sonunda iş boşanmaya gitti değil mi dedim ben? Evet dedi. Aha dedim kendi kendinize şeyhlik yapmanın sonucu bu dedi. Hocam sizden ders alacağız dediler bana. Ben öyle dedim ders vermiyorum. Ya hocam ne olsun işte birer ders ver bize. Hayır. Bunlar kaldı. Dedim ancak rüyanızda görürseniz size o zaman ders veririm. Rüyanızda görmezseniz size ders vermem. Ya hocam bize ders vermiyor musun şimdi? Hayır dedim ben tekrar. Dedim Hazreti Pir'in karşısına gidiyoruz. Dedim dua edin bana derse dedim ben ders ver bunlara vereyim dedim. Bunlar kaldı şimdi böyle. Tabi daha da heyecanla bunlar gidiyor şimdi şeye. Pir Efendi'nin huzuruna. Tabi çıkışta dedim yok. Böyle bir emir almadım ben dedim. Ondan sonra o esnada turistler böyle işte fotoğraf çekilmek istiyorlarmış. O arkadaş da böyle elindeki hırka böyle Mevlevi hırkası, kafasındaki sikke Mevlevi sikkesi. Bak dedim sen şöyle kapıya dur şimdi. Şu turistlerle dedim bir fotoğraf çekeyim. Hatta onlar euro da dedim kendine harçlık al. Turist başına dedim. Sen bu işe güzel yararsın şimdi bak dedim. Ne yapacaksın dervişlik yapıp da sen dedim. Şimdi bir mürşit hangi kuşun ne kadar yem yiyeceğini bilmeli. Ve ona göre yemini vermedi.
Müritler de diyorlar ki bir bülbül veya bir küçük kış bir inciri yiyebilir mi? Yemez. Bize sen bu noktada uzaklık yapmakla, uzak durmakla bizi sen büyük bir imtihanla imtihan ediyorsun. Bize bunu yapma. Dişleri çıkmaya görsün çocuk. Ondan sonra zaten gönlü ekmek çıkar. Çocuk süt içtikten sonra dişleri çıktı mı zaten onun gönlü ekmek isteyecek. Biz daha çocukuz. Bize süt ver. Bizden uzak durma. Bize her gün kendini göster. Biz cemalini seyredelim. Biz seninle sohbet etmenin aşkını, muhabbetini, seninle sohbetin faziletinden bizi uzak tutma. Biz onu isteyelim. Ve biz zaten dişimiz çıkınca, biz kendi ekmeğimizi kendimiz öğütmeye başlayınca, bu sefer zaten biz bu ayrılığı katlanabiliriz. Kanadı çıkmamış kuş uçmaya kalkışınca her yırtıcı kediye lokma olur. Biz henüz daha kanadımız çıkmadı bizim. Kanadı çıkmayan bir kuş uçmaya kalkarsa kedilerin, yırtıcı kuşların yemi olur. Evlerinizin çatılarında hep vardır ya kumrular, serçeler işte. Bir şekilde orada yuvalarından olmadı taze kumrular vardır, kuşlar vardır. Öyle değil mi? Henüz daha tam uçamıyordur. Bahar aylarında böyle onlar çatıdan kendilerini salarlar aşağı. Aşağı saldıklarını uçamazlar, yerlere düşerse kedinin birisi kapar onu. Veyahut da tam böyle kuşların uçma mevsiminde deniz kenarında olan martılar bir bakarsanız ki şehrin üzerinde dolaşıyorlar. Şehrin üzerinde dolaşıyorlarsa bilin ki yavru kuşlara, yavru kumrulara, yavru serçeleri yemek için şehrin üzerinde dolaşıyorlar. Onlar uzak yerlere gitmezler. Ama onlar böyle yavru mevsimi şehrin üzerinde dolaşırlar. Şehrin üzerinde dolaşmalarının sebebi bu. Yani oradaki o yavru kuşlar uçacaklar. Bazen ahmak kuşlar olur. Ahmak kuşlar kanatlanmadan uçmaya kalkarlar. Dervişlerin de ahmakları vardır. İki rüya görürler, iki hal görürler, iki üç kişi de onun etrafında onu pohpohlar. Kendilerince kendilerinde bir şey görüp uçmaya kalkarlar. Yani oldum davası güderler. Oldum davası güdünce de uçmaya kalkınca da uçamayınca da neyin? Nefsin ve şeytanın yemi olur. Olgunlaşmayan bir kimse nefis ve şeytanın pençesinden kurtulamaz. Kemale ermeyen bir kimse nefsin ve şeytanın pençesinden kendisini alamaz bir türlü. O zaman kanadın çıkmadan uçmaya kalkma. Kendince kemale ermeden mana aleminde yürüyeceğim diye hayale kapılma. Kanadın çıksın. Mana aleminde sen kendince manada uçuyorum zannedersin ama nefsin ve şeytanın zebanı olur çıkarsın. Onlar seni öylesine ele alırlar, hatta sen şeytanın maskarası olmaktan çıkar, şeytanlaşırsın da. Müritler diyorlar ki kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkışınca rezil zebil olur. Gel, bizim henüz daha kanadımız çıkmadı. Bizim tek başımıza yürüyeceğimiz bir yol değil bu. Biz tek başımıza bu yolda yürümeye kalkarsak, biz nefsimizin ve şeytanın hile ve desiselerine kanar, onların oyuncağı olur çıkarız. Biz kanadı çıkmadan bizi uçurma. Şimdi bazen kuşların kendilerince böyle onlara diyorlar ki hangi hisle bunu yaptı? Hani ilim adamları bunları araştırıyor ya. Yani alıyor herhangi bir kuş yavruların içerisinde en zayıfını yuvadan atıyor. En cılızını yuvadan atıyor. Dergahlarda böyle değil yalnız.
dergahlarda en zayıfını dergahtan atmak yoktur. Bizim dergahımızda kolay kolay biz dergahtan bir kimseye atmayız. Ceza veririz. Cezası vardır. Ama atmayız bu. Ama atılması gerekiyorsa da atarız. Hoş ceza da versek Adnan Hoca olduğu müddetçe Allah'ın izniyle. Adnan Hoca merhametli. Bütün cezaları kaldırdı elhamdülillah. Rahmet kanadım gibi benim. Allah razı olsun kendisinden. Tabii Adnan Hoca öyle dışarıdan sertmiş gibi görünür. İçi çok yufkadır onun. Onu nazara vermek gibi olmasın şimdi burada herkesin içerisinde. Böyle yüreği babacandır onun, böyle şeydir. Böyle affetmeyi sever. Kendince disiplinlidir ama böyle atar kendini ortaya. Öyle herkes yapamaz. Yüzü burada söyleyeyim artık. Öyle herkes giyotinin önüne atmaz kendisini. Allah razı olsun. Kardeşlere bu konuda himmet etti, öyle söyleyeyim. Af olmalarını sağladı. Bizi de af etme duygusuyla barıştırdı. Allah razı olsun kendisinden. Biz kolay kolay dergahtan bir kimseye atmayız. Bizim yolumuzda öyle atmak yoktur. Ama terbiye olunacaksa o kimseye terbiye maksadıyla değişik cezalandırma sistemleri her dergahta vardır. Bizim dergahımızda da vardır. Ama işte ama öbür türlü yuvadan atmayı düşünmeyiz hiç. Yuvadan atmayı düşünmeyiz hiç. Allah bizi de düşündürmesin. Ama işte müritler diyorlar ki bizim henüz daha kanatlanmadık. Bizim uçacak halimiz yok. Bizim tek başımıza yürüyeceğimiz bir yol değil. Ne olursun bizi bu haliyle hallendirme. Kanat çıkarınca kendi kendine zorlanmadan iyi kötü ıslık olmaksızın uça. Hani evlerin damlarında kuş uçuran insanlar vardır ya. O kuş uçuran insanlar ıslık çalaraktan kuşları uçurmazlar mı? Veyahut da kuş taklidi yaparlar ya kuşları da kandırmak için. Öyle uçururlar ya. Müritler diyorlar ki ey şey efendi biz kanatlanınca zaten uçarız. Kanatlanması nedir? O kimsenin hem şeriat-ı Muhammediye'yi hem de hakikat-ı Muhammediye'yi talim etmesi. Hem bir ayağını şeriat-ı Muhammediye'ye koyması, bir ayağını da hakikat-ı Muhammediye'ye koyması. Bir kanadı şeriat-ı Muhammediye'de, bir kanadı hakikat-ı Muhammediye'de olması. Böyle olunca o kuş kendiliğinden uçar. Çünkü onun kalbi ilham almaya başlar. Onun kalbi ilham almaya başlayınca bir başkasının ıslığına, bir başkasının ne bileyim görüşüne, düşüncesine, tavsiyesine ihtiyaç kalmaz. Hiç kimsenin kalbini hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Tecelli eder. Kim sabah namazlarını kaçırmazsa kalbinden hikmet pınarları coşar. Hükmü tecelli eder. Sizde bir uzuv vardır ki orası iyiyse bütün vücut iyidir. O kalptir. Tecelli eder. Bir kimse o hale gelince o zaman bir başkasının ıslığına ihtiyaç kalmaz. O artık bir kanadı şeriat-ı Muhammediye'de, bir kanadı da hakikat-ı Muhammediye'de olarak o mana alemine dalış yapar. O mana aleminde seyrillah yapar. O hale gelinceye kadar o mürid o üstadın terbiyesinde duracak. Senin konuşman şeytanı susturur.
senin sözün kulağımızı akla çevirir. Söyleyen sen olunca kulağımız akıl kesilir. Deniz sen olunca karamız da denizdir. İşte o mürşit konuşunca insanların kalplerinde şeytanın kapısı kapanır. O mürşit konuşunca onun sözleri hakikat deryasından koşup geldiğinden dolayı bütün herkese hak gelir. Hak kesilir. Ve şeytan o mecliste bulunamaz. Zikrullah meclisine giremez şeytan. Namaz kılınan yere, Allah'ın sohbetinin bulunduğu yerde gerçekten öyleyse şeytan olmaz. O yüzden onların bulunduğu yerde, onların bulunduğu noktada her şey akıl kesilir. Hani sahabeden Hanzala vardı ya, Hanzala radıyallahu anh hazretleri, Hanzala münafık oldu dedi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ne oldu ki? Dedi ki ya ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda durduğumuzda hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Ama huzurdan çıkınca bizi dünya kadın çoluk çocuk sarıp sarmalıyor dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki bu bende de oluyor. Hadi dedi gidelim beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bunu soralım. Gittiler ona sordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki siz bizim huzurumuzda bu sohbette halinizi dışarıda da korusanız meleklerin size selama durduğunu görürdünüz. Ha demek ki işte müritler diyorlar ki sen konuştuğunda şeytan susuyor. Senin huzurunda biz şeytanın vesvesesinden kurtuluyoruz. Şeytan müminlere vesvese eder mi? Evet. Şeytanın vesvesesi hak mı? Evet. Bu vesvesenin kendi içerisinde dereceleri var mı? Evet. Müritler diyorlar ki bizden uzak durma. Biz senden uzaklaşınca şeytanın vesvesesi bizi aldatıyor. Bizi kandırıyor. Oysa sen konuşunca kara da deniz oluyor. Yani mürşidin sohbetinde mananın dışında hiçbir şey kalmıyor. Mürşidin sohbetinde kara da deniz oluyor. Hani denizi mana alemi olarak nitelendirirler ya, hani kara da maddi alemdir tasavvuf dilinde. Diyor ki biz senin huzurunda dururken, senin sohbetinde dinlerken bizim karamız da deniz oluyor. Yani mana bütün varlık alemini de ve varlığımızı da içine alıyor. Sımaktan balığa kadar her şey kendisiyle aydınlanan seninle birlikteyken yer bize gökten daha hoştur. Ey göklerden göğün en zirvesinde balıklara kadar yere kadar bütün her şeyi çepeçevre savrulayan, çevreleyen sensiz göğün üstü bile bizim için karanlıktır. Ey ay sana kıyasla şu gökyüzü de kim oluyor ki? Bütün bu alemi senin manan, senin mana halin kaplamış. Bu senin sohbetin, senin huzurunda bulunmak, gökyüzünün en zirvesinde durmaktan daha âlâdır. Gökyüzünde dolaşmak, denizlerin içerisinde dolaşmaktan daha âlâdır. Daha hoştur. Sensiz göğün üstü bile bizim için karanlıktır. Sen olmadıktan sonra biz göklere, semalara seyran etsek ne olacak? Bizim için her yer karanlıktır. Sen olmadıktan sonra diyorum. Ey ay! Sana kıyasla şu gökyüzünde kim oluyor ki? Hazreti Pir, Hazreti Pir. Mürşid-i Kamilleri aya benzetir. Bak.
bazı yerlerde mürşidi kamiller yıldıza benzetilir. Arabi, benim ashabım yıldızlar gibidir hadis-i şerifini velilere atfeder. Hazreti Pir velilere aya atfeder. Der ki ay ne zaman çıkar? Güneş kaybolduğunda gece yol göstermek için velileri aya benzetir zaman zaman. Ve diyor ki burada da bir mürşidi aya benzetiyor. Ve diyor ki ey ay sana kıyasla şu gökyüzünde kim oluyor ki? Yücelik surette göklere ait olsa da anlamda yücelik tertemiz cana aittir. Yücelik surette cisimler içindir. Oysa cisimler anlamın önünde yalnızca isimle beraberdir. Mana aleminde suret yoktur. Mana aleminde bu noktada isim vardır. Ve diyor ki bu bütün suretler, bütün cisimler birbirlerinin içerisinde kıyaslanır. Varlığın içerisinde o kimsenin sureti vardır. Ama varlığın varlıktan dışarı çıktığında bu suretlerin hiçbir anlamı yoktur. Ya sadece isimleri vardır. Mana alemi bu suret aleminin de üstündedir der. Ve vezir bu noktada halvetten çıkmayacağım diye cevap vermesinden devam edeceğiz inşallah. Allah'tan bir şey gelmez. Papa, Müslümanlar yılbaşını bizden daha iyi kutluyor demiş. Görüşlerinizi lütfeder misiniz? Hadis-i şerif var. Siz adım adım, yani adımlarınızı komple Hristiyan ve Yahudilere benzemedikçe kıyamet kopmaz. Bunlar kıyamet alameti. Müslümanlar her şeyleriyle Hristiyanlara ve Yahudilere benzemeye çalışıyorlar. Bu benzemeye çalıştıkları müddetçe de kendi benliklerini, kimliklerini, kişiliklerini unutuyorlar. Zaten dünya üzerinde böyle bir çalışma var. Müslümanları kendi benliklerinden uzaklaştırmak. Bunu da bir kısmen de olsa beceriyorlar, başarıyorlar. Müslümanların içerisinde ne yazık ki Hristiyanlara, Yahudilere, müşriklere benzeme aşkı ve iştiyakı var. Bu önceden daha şiddet bir şekildeydi benim gençliğimde. Şimdi bu daha da azalmaya başlıyor. Günden güne azalıyor. Bu noktada ümit var mı? Yaşım 54. Yani 14 yaşından diyebilirim ki 26 yaşına kadar. Hadi 16 yaştan 26 olsun 10 yıl. Onları yaşadım, gördüm. Yani bu yılbaşılar daha böyle farklı kutlanırdı. Öyle söyleyeyim. Şimdi zaman içerisinde insanlar dinlerini öğrendikçe, dinlerini yaşamaya başladıkça bu aşağı inmeye başladı. Önceden bizim gençliğimizde pazarlara hindi sürüsü getirirlerdi. Herkes bir yılbaşı heyecanı, yani normalde sanki Ramazan bayramı geliyormuş gibi, Kurban bayramı geliyormuş gibi millette bir heyecan oluşurdu. İşte hediyeler, birbirine gitmeler, yılbaşı hediyeleri, yılbaşı kutlamaları, yılbaşı yemekleri, meyhaneler, barlar, pavyonlar, gazinolar, yılbaşı programları, evlerde toplanıp içmeler, oynamalar, her türlü. Yok tombalası, yok okeyi, yok pişpiri. Evlerde herkes kumarbaz. Çerezler, hindiler havadaydı. Viskiler, şaraplar havadaydı. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Yani oralardan tekrar geriye dönüş yapıyor bu insanlar. Şimdi Türkiye'de çok az bir kesim kaldı onlar.
Zaten herkesin feryat figan etmesinin sebebi bu. Teker teker kaleler düşüyor. Herkes yeniden dinine sarılmaya başlıyor. Gençler dinini öğreniyor artık. Gençler dinine sarılıyor. Tartışmalar, atışmalar o yüzden. İstedikleri minvalde gitmiyor ülke. Gün geçtikçe dinsizleşmesini beklerlerken gün geçtikçe dindarlaşıyor ülke. Bilhassa yeni nesil dindarlaşıyor. İşte hani bu hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları, mezhep inkarcıları böyle kafayı bulandırmak için yeni nesil çünkü çatır çatır geliyor. İçlerinden kafalarını bulandırıp birbirlerini nasıl düşürürüzün hesapları bunlar. Önceden dansözsüz yılbaşı mı vardı? Şimdi yılbaşlarında alternatif programlar var artık. Geçenlerde kim dedi ya, bir arkadaşlardan birisi dedi. Televizyonlarda dedi sanki yılbaşı yokmuş gibi dedi, çok sönüktü dedi. Oturdun izledin mi yoksa bu konuda? Yok dedi, öyle bir baktım da dedi. Hani neler yapmışlar, neler etmişler diye dedim. Ben de dersteydim abi, efendim dedi bana. Ders yapamazsın. İyi dedim, Allah mübarek eylesin. Öncesinden daha sıkıntılıydı ama inşallah aşağı doğru düşüyor, inşallah daha da düşer. O yüzden ülke açısından söylüyorum bunu. Türkiye çünkü İslam dünyasında önemli bir ülke. Fikri planda önemli. Fikri planda çok önemli. Ben bu noktada Türkiye'yi İslam dünyasının fikri planda lideri olarak görüyorum. Her ne kadar İran bir taraftan Şialıkla, Suudi Arabistan bir taraftan Vehhabilikle bunu böyle Türkiye'nin bu duruşunu bozmaya çalışsa da bozamayacaklar Allah'ın izniyle. Onlar da şimdi birbirine düşüyorlar zaten. O yüzden dünya üzerinde İslam ülkelerinde fikir olarak lider inşallah Türkiye olacak. Bunu görecek bütün herkes inşallah. ABD'de George Washington Üniversitesi'nde çalışan iki görevli dünyada Kur'an ahlakı ilkelerinin uygulanması ile ilgili 208 ülke halkı üzerinde yaptıkları ankette liste başında Hristiyan ülkeleri yer almış. Ülkemiz 103. sırada yer almış. Ülkemizde bu durumunu nasıl değiştirebiliriz? Kişisel olarak nasıl davranmalıyız? Evet, yani normalde biz belli bir bozulmanın altından kalkaraktan geliyoruz. Bunlar beni en azından ümitsizliğe düşürmüyor. Biz çok derinlemesine bir bozulmadan geliyoruz. Sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamışız. Ülke işgal altında tutulmuş. Elimizdeki 600 yıllık devleti yıkmışlar, dağıtmışlar, parçalamışlar. Yetmemiş. Biz de o gün için 1300 yıllık bir kültürü yok etmişler. 1300 yıllık bir geleneği yok etmişler. Din yasaklanmış, Kur'an yasaklanmış, sünnet yasaklanmış, dini ilimler ve bilgilerin yapılabileceği her şey yasaklanmış. İnsanların Allah demesi yasak. Yeni dervişliğimizi biliyoruz biz. Basılma, sürülme, istenilmeme, tukaka ilan edilme. Bunları yaşaya yaşaya giriyoruz. Şimdi derviş kardeşler bile kendi içlerinde bireysel olarak bunları yaşaya yaşaya geliyor. Ailelerden tecrid edilme, ötelenme, itilme. Bunları yaşaya yaşaya geliyor insanlar. Neden? Çünkü belli bir dinsizlik jenerasyonunun içerisinden geliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir İslam ülkesi
İslam ülkesinde Kur'an-ı Kerim okumak yasak, öğrenmek yasak. Evde Kur'an-ı Kerim bulundurmak yasak. Buralardan geliyoruz. Normal. Biz İslam, Müslümanlığımızı unutmadığımıza dua edelim. Bakın biz Müslümanlığımızı unutmadığımıza dua edelim. O yüzden etrafımızdaki gayri İslami hal ve hareketlere yaklaşırken veyahut da etrafımızdaki gençler, arkadaşlar, çevremizdeki insanlar bu noktada Kur'an ve sünnet noktasında bize ters bakarlarken veyahut da uzak dururlarken onları hor hakir görmeyin. Yani bizim gençliğimizde televizyon, şeyde sinemalarda bir tane profili düzgün bir imam gördünüz mü siz eski Türk filmlerinde? Profili düzgün bir tane şeyh efendi gösteriyorlar mı Türk filmlerinde? Televizyonlara çıkarıyorlar mı hiç herhangi bir düzgün, profili düzgün bir din alimini? Çıkarmıyorlar. Çıkarmazlar. Geçenlerde bir tartışma vardı. Mehdi ile alakalı Habertürk'te sosyolog bir adamı konuşturuyorlar. Profesör. Sosyolog. Bir tane o İstanbul İlahiyat Fakültesinden bir profesör vardı. Bir tek o böyle düzgün konuşma yapabildi. O da belli Risale-i Nur talebesi. İyi ki var. Geri kalan hepsi de sıkıntılı. Türkiye öyle kolay bir yerden gelmiyor. O yüzden etrafınızdaki insanlar ters bakıyorlarsa size anlayışla karşılayın. Hatta ehli sufi olarak da anlayışla karşılayın. Niceleri şeyhim demiş, gelmiş milletin parasını, pulunu çarpmış gitmiş. Evet. Yapmışlar. Yapmışlar. Hala da var. Adam İstanbul'da şeyhine demiş, 300 bin dolarım var, ne yapayım efendim demiş, getir parayı sen demiş. Almış götürmüş parayı, onu vermiş. Parayı alamıyormuş. Gelmiş adam benden bir zikir istiyor, bir dua istiyor diyor. Bir şey söyle de bana, ben bu parayı nasıl alacağım diyor. Dedim git otur karşısına. De ki, bu sana verdiğim parayı ver. Evet. Dedim senden bu parayı istediğinde sen sormadın mı? Bu para ne için lazım? Neden lazım? Bakıyor benim gözümün içine. Hep böyle çarpılanlar da geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki sizden ders almak istiyorum. Gidin diyorum. Siz bu saflığınızla bizi de bozarsınız. Adam gelir, parayı götürür, önümüze koyar, Allah muhafaza eylesin. İnsan nefsi bu. Diyorum git kardeşim, bizden uzak dur sen. Allah muhafaza eylesin. O yüzden onlara kızmayın hiç. Etrafımızdaki insanlar. Gelmiş birisi, bir sohbet etmiş, pamuk eller cebe demiş, almış milletin parasını gitmiş. Gelmiş adamın karısına demiş, adama demiş ki boşa bu kadını. Neden? Boşa demiş, bu sana layık değil. Adam boşamış, kendisine nikahlamış kadını. Adam koşa koşa bana geliyor. Neden boşadın diyor, ben şeyhim boşa dedi bana. Diyorum yani sebep neydi? Sormadın mı? Yok sormamış adam. Ya böyle bir mantalite var. Şimdi bunları da ben açık açık konuşuyorum. Bana da kızıyorlar. Ya neden konuşuyorsun? Ya ben konuşuyorum diyorum. Bir tecrübe bu. Bana gelen sorular var. Ben de tecrübe olarak cemaatte paylaşıyorum.
Yok ki ilim olarak kalsın sizde. Tecrübe olarak kalsın. Birisi sizin, gelin Allah rızası için Şeyh Efendi'ye para vereceğiz diyorsa vermeyin. Bak vermeyin. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Türkiye'nin geldiği nokta kolay değil. Vitir namazından sonra biraz uyuyup kalkınca teheccüd namazını kılabilir miyiz? Harika olur. Tam sünnete Resulullah olur. Seher vakti hangi saatler arasındadır? İşte o vitre, şeye, teheccüde kalktığınız saat var ya, işte 2-3. Oradan ta güneş doğuncaya kadar. Kaza namazları mutlaka kılınmalı mıdır? Evet. Biz normalde bir kimse Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde namazlarını ama tembellikten, ama işte gevşeklikten, ama böyle kendince, kendine sebeplerden kılmadıysa namazların iade edilebileceğini, kazanın kılınabileceğine inananlardanız. Her ne kadar bazıları çıkıp kaza namazı yok dese de kaza namazı var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hendek Savaşı günü öğlen namazını, ikindi namazını, akşam namazını vaktinde kılamadı. Hepsinde gece kıldı. Sonuçta kazaya kaldı. Ezan okuttu, önce öğleyi kıldı. Ordundan kamet, ezan okuttu, kamet getirtirdi, önce öğleyi kıldı. Sonra bir kamet daha getirtirdi, ikindiyi kıldı. Sonra bir kamet daha getirtirdi, akşamı kıldı. Sonra bir kamet daha getirtirdi, yatsıyı kıldı. Öyle televizyona çıkıyorlar ondan sonra, bir de onların adları profesör. Kaza namazı yok deyip çıkarıyorlar. Yok demeleri işlerine kolay geliyor. Bursa, İzmir'deki sohbette iki tane profesör, İşte Allah'ı rüyada görmek yok dediler. Ben hadis var hocam yapmayın dedim. Yok dediler. E gelin o zaman dedim. Üçünde sohbet var. Olmadığını siz söyleyin, ben var olduğunu geleceğim orada anlatacağım dedim. Gelmedi. Dedim neden gelmediler? Orhan Hacı hazırlık yapacaklarmış dedi. Ya dedim ben 3 saatte hazırlığı yaptım. Perşembe günü oradan döndüm. Cuma günü dedim. Cuma namazından sonra oturdum. İndirdim kitapları. Çektim kepengi. Hadisleri ondan sonra akaid kitaplarını yaydım dükkanın içerisinde. Bitti. Sayfa numaralarıyla, hadis numaralarıyla hazır. Dedim bunlar nasıl? Dedim ilim ehli hepsi de. Her biri profesör. Hem de birisi kelamcı, birisi tefsirci. Ne? Hazırlık yapamamışlar. Yok demeyi onlar kendilerince böyle kaçacak yer alıyor, bulmuşlar. Yok onlarca. Bir profesörü de gördüydüm ben bir Ramazan programında. Kaza namazı yok diye bağırıyordu. Telefonu düşürmeye çalıştım. Düşmüyor telefon. Söyleyecektim yani Hendek Savaşı'nda böyle namaz kıldı diyecektim. Yok dediğiniz namaz var. Bir de seferiyken sabah namazının vaktinde kılamamışlardı. Yürüdüler biraz, gittiler, biz oradan kalktılar. Biraz yürüdüler, güneş de biraz yukarı doğru çıktı. Saat 9-10 gibi oldu, öyle söyleyeyim. Hazreti Peygamber Efendimiz bir de dedi ki, hani sabah namazından önce sünnet kılanlar kılsınlar. Bakın sünneti de terk etmediler. O yüzden Hanefiler sabah namazı vaktinde kılınmasa dahi, hani öğlen namazının vaktine kadar kılınıyorsa muhakkak sünnet namazı kılmalarını isterler. Çünkü başka bir hadis-i şerifte bütün dünya bir tarafa, sabah namazının sünnetini kılmaklığın bir tarafa da. Onlar yok diyorlar. Allah muhafaza eylesin. Bakın bir kimse varı yok demesi, Allah muhafaza eylesin, inkara giriyor. Var çünkü.
Sen de ki kabul etmiyorum ben bunu. Ben buna göre amel etmiyorum. Bu var mı? Var. Veyahut da kafası almıyor o esnada. O hadis-i şerife. Kafası almamış ya arkadaşın. Ya demiyor benim buna aklım almadı, benim buna kalbim yetmedi, benim buna aklım yetmedi, benim buna fikrim yetmedi. Ben kısa akıllıyım demiyor da. Diyor ki bu normalde Kur'an'a aykırı. Allah Allah. Böyle hadis olmaz. Ya senin aklın demek ki o kadar büyük ki sen neyin uyup neyin uymayacağını sen biliyorsun. O arkadaş biliyor yani. Ya de ki evet arkadaşlar böyle bir hadis var. Ben bu hadisi anlayamadım. Ben bu hadisin ne manaya işaret ettiğini bilemedim. Şu ana kadar da bu hadisle alakalı bir açıklamada bulunan olmamış. Ümit ederim önümüzdeki senelerde herhangi bir vakaya işaret etmiştir bu. Belki de o zaman biz bunu anlayabileceğiz. Elif, lam, mim anlaşıldı mı? Hayır. Ne yapacaksınız? Kur'an'dan dışarı mı çıkaracaksınız şimdi anlaşılmaz diye? Her anlamadığımızı atacağız mı? Din neden ilahi? Senin aklının üstünde çünkü. Neden? Allah haklı o çünkü. İnsan aklı değil. İnsan aklı olsaydı çözecekti zaten. Oturup yazacaktı birisi. Ama insan aklının üstünde o. Ve aklı mat, Hazreti Mevlana'nın deyimiyle aklı mat etmek için zaten. Diyor Kur'an, din aklı mat etmek içindir. Din aklı mat etmek içindir. E din zaten senin aklını mat etmezse din din olmaktan çıkıyor ki zaten. Aklın mat oluyor. E bizim bazı profesörler de aklı mat oluyor. Bu böyle olmaz diyor. Aklın mat oldu burada demiyor. Yok böyle bir şey diyor. Çıkıyor. Kaza namazı yok. Yok böyle bir şey diyor. Kadınlar muayyen zamanlarında da namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar diyor. Yok böyle bir şey diyor. Aklın mat olmuş adamın. Aklın mat oldu demiyor. Allah muhafaza eylesin. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği altın sandık varmış. Bu sandık hangi şehirde olursa o şehirde olağanüstü güçler olurmuş. Arabistan'daki vinç kazası sırasında Rusya tarafından çalındığı söyleniyor. Ne dersiniz? Allah hidayet eylesin herkese. Ne yazık ki Müslümanlar bunlara da inanıyorlar. Böyle bir şey atıyorlar orta yere. Orta yerde bir delinin birisi bir şey atıyor. Ondan sonra akıllı, kendilerini akıllı görenler onun peşine düşüp onu çıkaracağız diye uğraşıyorlar. Yuşa Hazretleri'nin türbesini ziyarete gidiyorlar ama Yuşa Hazretleri'nin orada olmadığı söyleniyor. Siz ne tavsiye edersiniz? Gerçekten Yuşa Hazretleri orada değilse neden Yuşa Hazretleri'nin türbesi deniyor? Ne işiniz varsa Yuşa Hazretleri'nin türbesine? Eğer böyle bir kültürel bir gezi ise katılın. Eyvallah. Kültürel bir gezi. Demek ki Yuşa Hazretleri oradaymış. Tepesi de var orada. E orada olduğuna inanıp da orada da dua etsen bir zarar var mı? Yok. Gitmek zorunda mısın? Değil. Düzenleyin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine Medine-i Münevvere'yi ziyarete gidin. Hadis-i şerifte 3 tane mescit için yola çıkmak, ziyarete gitmek haktır denir.
Birisi Beytullah, birisi Medine-i Münevvere, birisi de Mescid-i Aksa. Tabii kendi geçmiş ümmetlerin, bu normalde geçmiş insanların yerlerine gitmek, şehirlerini dolaşmak, ibret almak da hem Kur'an'da hem hadiste var. İbret almak için. Bunda bir sakınca yok. Anne babamızın yerine hacca gidebilir miyiz? Evet. Besmele'nin sırrı demiş arkadaş bir de. Adı üstünde. Bir sır varsa neden sana söyleyelim? Demek ki sır. Siz oturduğunuz yerde bol bol besmele çekin. Sırrına Cenab-ı Hak sizi ulaştırsın inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz namazda bir olayla karşılaştığı zaman tesbih getirsin. Buradaki tesbihten kasıt nedir? Allahu Ekber. Namazda bir şeyle karşılaştı ya, o kimse namazı bozamıyor. Namazı bozamayınca Allahu Ekber diyecek. Yani dikkat çektiriyor. Burada bir sıkıntı var. Burada bir problem var. Namazda rüku, rüya gideceğinde secdeye gidiyor imam. Namazda bir şey oldu. Allahu Ekber. Arkadan cemaat Allahu Ekber diyecek. Subhanallah diyecek. La ilahe illallah diyecek. Birisinin demesi yeterli. Öyle herkes mantar patlar, ne o darı patlatır gibi hep beraber böyle herkes. Ya birisi dedi, tamam yeter işte. Benim evde şeyhler namaz kılıyor, öğlen namazı. Yaklaşık 30'a yakın şeyh efendi. 28 Şubat'tan önce oluyor bunlar. O aralar. Yaklaşık 50'nin üzerinde şeyh efendi toplantılar yapılıyor her ay bir şeyhin şehrinde. Tabii bir Ankara'da oldu, sonra Bolu'da oldu, ondan sonra Bursa'da, üçüncüsü Bursa'da oluyor. Neyse. Öğlen namazı kılınıyor. Şeyhler öğlen namazı kılacaklar. Hepsi de abdest aldılar. Kim imam olacak deyince en yaşlı şeyh efendi imamete geçirdiler. Ben hizmet ediyorum. Ben namaza durmuyorum. Tabi en yaşlı şeyh efendi seferi. Bütün şeyhler seferi. Yani şey olan ne o? Mulkim olan hiçbir kimse yok. En yaşlı o şeyh efendi namaza durdu. İkinci rekatta selam vermesi gerekirken Allahu Ekber dedi, ayağa kalktı. Ayağa kalkma, kakan sen misin? Arkadan Allahu Ekber diyenler, Subhanallah, La ilahe illallah, bir bağırış, bir çağırış arkadan. Ben de salonun kapısındayım, hazır bekliyorum böyle. Tabii tedirginlik de var, o zaman basılıyor masılıyor her şey. İşte oturduğum caddenin başına, sonuna, altına, üstüne arkadaşları ben de hep koydum böyle gözetleme olarak. Yani bir polis arabası bir şey olursa hemen bana haber verecekler. Caddenin sağında, solunda böyle güvendiğim 10 tane arkadaşa böyle vazife verdim. Bir kısmı da dağda bekliyorlar. Dağda hazırlık yapıldı, orada da yemek yiyecek filan. Allah Allah, bir curcuna çıktı. Kimisi selam verdi çıktı namazdan. Kimisi ayağa kalktı. Tabi oldu. Kimisi oturdu. Merhasıl. Ama şeyh efendi büyük bir inatla dördü tamamladı. Bir döndü arkaya büyük bir hışımla. Ondan sonra dedi ki, imama tabisiniz, neden dörtleri tamamlamadınız? Nasıl imama tabisiniz siz dedi. Bir tartışma çıktı. İki mi kılınacak, dört mü kılınacak falan. Seferilik nasıl oluyor? Şeyh efendiye bir ara dedim, efendim şuradan İlmi Hal'den okuyayım mı dedim. Nasıl oğlum dedim ona. Dedim efendim, kodörünün dedim küçük İlmi Hal'i var.
Ondan o kim seferliği bunlara dedim. Bunlar birbirlerini yiyecekler şimdi dedim. Mustafa dedi, görüyorsun oğlum dedi, bunlar lahane dedi. Sen okumaya kalksan seni de dinlemezler şimdi dedi. Velhasıl gelen bir sonuca bağlayamadılar en sonunda gene. Tabii ben en sonunda bu sefer baktım gördüm. Ondan sonra birkaç tanesini dedim Nazım'ın geçtiğini. Şuradan İlmihal'den okuyayım dedim ben. Böyle baktı, biz biliyoruz İlmihal'leri. Allah selametlik versin. Zikrullah esnasında aklıma daha önce hakkında gıybet ettiğim bir arkadaşım geldi. O günahlarımı hatırlayıp içimden Allah'ım zikrinden mükafat vereceksen eğer bana verilen ne varsa onun olsun. Onu affeyle, onu burada eyle diye dua ettim. Bu içimden gelen duada hata ettim. Burada dua etmen güzel bir şey ama vereceksen eğer tereddüt değil mi? Yani kendi yaptığınız duaya kendiniz inanın önce. Yani ya Rabbi rahmet ver deyip de şemsiye taşımamak gibi bir şey bu. Sufi için öyle değildir. Sufi kendi yaptığı duaya önce kendisi inanır. Senin inanmadığın duaya Cenab-ı Hak icabet eder mi? Vereceksen eğer, yapacaksan eğer, öyle bir şey var mı? Ya Rabbi zikrullahından doğacak olan ecr-i sevabatı kardeşimin üzerine hediye ettim. Bitti. Çok güzel şey baruzlar geçirdik hamdolsun. İzmit salonundaki ses hiç net değildi. Acaba daha iyisi mümkün olabilir mi? Çünkü konuşmalardan hiçbir şey anlamadık. Hizmet eden kardeşlerden Allah razı olsun. Geçen yıl da aynıydı. Evet. Güzel bir şey baruz oldu. Yani gerçekten İzmit bu konuda iyi çalıştı arkadaşlar. Bay bayan herkes can hıraş. Bayağı güzel çalışma. Bu seneki şey maruzların hepsi de elhamdülillah bütün her yerdekiler güzel olur. Yani her şey de güzel olur. İnşallah daha iyi olur, daha güzel olur. Ama kardeşler bu sesle alakalı meseleyi inşallah gündeme getirsinler. Hocam not al bir yere. Çocukların ahlaki ve dini gelişmelerinde babanın rolü nedir? Televizyon karşısında büyüyen çocukların psikolojik durumları hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Baba muhakkak çocukların gelişiminde önemli bir faktör ve baba evin, ailenin reisi ve hadis-i şerifte elinizin altındakilerden sorumlusunuz. O zaman baba evdeki çocuğun ve aynı zamanda da eşin Kur'an ve sünnet dairesinde sevk ve idare etmek de mükemmel. Bir kimse çocuğun ebeveyninden hakkı üçtür. Birisi dinini öğrenmesi, ondan öncesi hayırlı isim konması, ondan sonra da ne? O kimseye ev veya el işinden bir meslek sahibi etmek. O zaman hayırlı isim ve dinini öğrenmesi. Baba çocuğunu dinini öğretmek de mükellef. Zorunlu. Baba aynı zamanda da eşi Müslümansa eğer, eşinin de dinini eğitmekle ve öğretmekle mükellef. Eğer bu noktada eşi Hristiyansa ona söyleyecek laf yok. Ama eşi Müslümansa ona dinini öğretecek. Baba bu noktada sorumlu. Her şeyinden sorumlu. Anne sorumlu değil. Birinci derecede çocukların eğitimi babanın sorumluluğunda. Çocuklar da zaten babanın sorumluluğunda. Annenin sorumluluğunda değil.
Bizde tam tersi oluyor. Allah muhafaza eylesin. Tabi televizyonun karşısında büyüyen çocuklar veyahut da cep telefonundaki oyunlarla, laptoplarla, ne bileyim o küçükler ne onlar? Tabletlerle çocuklar onlarla aşırı neşir. Eğer bunlardan kurtulmazsa çocuklar gerçekten psikolojik sendromlar yaşayacak. Bütün ülke çocukları için bu psikolojik sendrom bekliyor. Ama anne babalar çocuklarına o televizyonun veyahut da laptopun veyahut da tabletin alternatifini önlerine koyabilecek kapasitede değiller. Anne babalar çocuklarını bu noktada dediğimiz bu televizyon, cep telefonu veya laptopa alternatif bir şey üretip onları farklı bir yöne götürebilecek nokta değiller. Anne babalar da çünkü o noktada var. Yani kadın bir tarafta cep telefonu elinde, erkek bir tarafta cep telefonu elinde, çocuk bir tarafta cep telefonu elinde, herkes kendi aleminde. Neredeyse ondan WhatsApp'tan görüşecekler salonda. Yani havaalanında gördüğüm estantene, yani bir yere gittiğimde ailelerin içerisinde böyle bir şey, benim gittiğim gördüğüm yerlerde benim yanımda böyle bir şey yapmıyorlar da havaalanında gördüm. Havaalanında oturuyoruz. Bosna'ya gideceğiz. Saat bekliyoruz. Ondan sonra ben bakıyorum böyle biraz daha vakit geçsin, abdest hazırlayacağım ben işte. Abdest hani böyle şeker hastasıyım işte gibisinden. İşte dayanabileceğim saat belli. Eğer harikulade bir şey olmazsa. O yüzden işte uçakta binmekti derken bu arada abdest de sıkıntılı olmasın diye gözüm saatte böyle işte uçağa binmeye yakın gideceğim, abdest tazeleyeceğim, abdest alacağım, uçağa bineceğim. İşte sıvı içeceklerden uzak duruyorum. Aslında şeker hastasının devamlı sıvı içecekler içmesi lazım. Ama böyle işte mesela sohbete geleceğim. Buraya gelirken bir şey içerekten gelmiyorum. Kendi kendimi muhafaza ediyorum. Sohbet esnasında yoksa işte sohbeti bırakıp gitmek zorunda kalacağım. Filan fişman bekliyorum öyle. Gözüm saatte. İşte arkadaşlar da şunu içelim, içmeyeceğim, bunu içelim, içmeyeceğim. Tabii demiyorum onlara da üzülmesinler diye. Neyse bir aile geldi. İki tane kız çocukları var. Karı koca. Geldiler yan tarafta oturuyorlar böyle. Allah sizi inandırsın. Kızlar tabletlerini açtılar. Anne telefonda, baba da telefonda. Her birinin biraz herhalde mali durumları da yerinde çünkü yani. Bunu böyle söylemek istemezdim ama hakkınızı helal edin. O ne o şeyde uçuyorlar hani. Business'te uçuyorlar. Ondan sonra yani komple 4 kişilik aile business'te uçuyorlar nereye gideceklerse. Orada da her şey bedavamış, benim haberim yok tabii. Ondan sonra bu arada da gidiyorlar böyle arada bir oradan büfelerden böyle tepeleme bir şeyler alıp geliyorlar şimdi. Yiyorlar da ama böyle yerken yedikleri şeye bakmıyorlar. Habire telefonda atıyor bir şey, atıyor bir şey. Hiçbirisi de birbiriyle konuşmuyor. Yanımda Cevdet'le Ömer var. İkisine dedim bakın şu yan tarafa dedim. Aileye bakın. Herkes dedim televizyona, tabletine gömülmüş vaziyette. Etrafla ilişkileri yok. Karı koca da konuşmuyorlar hiç. Birbirleriyle konuşacak, sohbet edecek hiçbir şeyleri kalmamış. Valla kendi kendime baktım. Ulan dedim. Kadın böyle yapsa boşarım ben onu dedim. İçimden. Yani dalacak öyle telefona, bana bakmayacak, ben kendi kendime psikolojik sendrom yaşarım. Dedim yok, mümkün değil böyle bir şey. Dedim arkadaşlara bakın, geleceğin aile profili bu. Geleceğin aile profili, Allah muhafaza eylesin. Anne babalar, çocuklarınızın önüne alternatif bir şeyler koyun.
Kız çocuğu, onu yemek yapmaya özendirin, mutfağa katın. Erkek çocuğu, onu bir önüne bir alternatif bir şey koyun. Özendirin onu. Onu telefonu telefon gibi kullanmasını sağlayın. Telefondan devamlı oyun oynuyorsa yandı psişik psikolojik sendrom. Bunlar tedaviye ihtiyacı var. Ya iş yerinde çalışan bir kız telefona müsaade etmiyoruz diye işi bırakıyor. İşi bırakıyor, çalışmıyor. Mesai saatlerinde telefonla oynanmıyor. Telefona dokunmak yasak olduğundan dolayı. Hastalık bu. Gerçekten psikolojik, psikolojik rahatsızlık bu. Ama çocuklar bu rahatsızlıkla büyüyor şimdi. Sorumlusu anne babalar. Hayalin sınırı nedir? Aklın, senin bilgin. Ne kadar bilgin varsa o kadar hayalin var. Bilmediğini hayal edemezsin. Ancak bildiğini hayal edersin. Bu hayalin halka ait kısmı. Ama öyle bir hayal vardır ki o hakka aittir. Ama o senin cüz iradenin dışındadır. Ondan gelir. Geri kalan senin bildiğin kadardır hayal. Bilmediğin bir şey hayal edemezsin ki. İsmini biliyorsundur, ismini hayal ediyorsundur. O bir zan olur. Aşağılayı isim olarak biliyorum. Gördün mü? Hayır. İsim olarak bildin. İsim olarak bildiğin için sadece ismini düşünürsün. Mana yoksa onu hayal etmen mümkün değil. Bunun gibi. O yüzden hayalin sınırı nedir? Sana aitse senin bildiğince aklın da sınırı miktarıncadır. Bildiğin miktarıdır. Bildiğin haldedir. Ancak sureten veyahut da fikren bildiklerini hayal edebilirsin. Geri kalanını hayal edemezsin. Allah geçmişteki günahları hayra çevirmekle geçmişte değişiklik yapma kapısını açmış olmaz mı? Normalde bu değişiklik kapısı değil ki, var olan bir şeyin rengini değiştiriyor Cenab-ı Hak. Önceden o siyahtı, Cenab-ı Hak onu beyaza çevirdi. Affetti çünkü. Olaylar değişmez, peki olayların zihinde bıraktıkları üzerinden değiştirilemezler mi? Yok, olaylar olaydır, olmuştur, yaşanmıştır. Sonuçta geçmiş zihnimizde kalan hayallerden ibaret değil mi? Eyvallah. Ama onun rengi değişir. Olayların kendisi değişmiş olmaz. Aileye anne baba kardeş yardım etmek istiyor fakat evin erkeği istemiyorsa, ihtiyacı da varsa eşinden habersiz bu parayı alıp harcayabilir mi? Evet. Ama yani bu böyle çok zaruretse söz konusu olabilir. Anladığım şu değil mi? Yani normalde herkes aynı. Bir kadın var. Kadının annesi babası hediye etmek. Muhtar sen de öyle anladın değil mi? Evet. Kadının annesi babası bir şeyler yardım etmek istiyor. Erkek kabul etmiyor. Bunda normalde aslında kabul etmeyen erkek de bu noktada şey değil. Doğru bir nokta değil. Eğer bir kimse hediye etmek istiyorsa bir şeye, bu noktada hediye edilen bir şeyi reddetmemesi gerekir insanlar. Birileri yardımcı oluyor. İstememek güzel bir ölçüdür. Bize yakışan istememektir. Ama istemeden hani Hazreti Ömer Efendimiz oğlu Abdullah'a çocuğa dokunma. Ben rahatsız değilim çocuktan. Onun burada uyuması da sevap. Horlasın, ellerini sıkıntı yapma çocuğa.
Kimse rahatsız olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah'a Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir şeyler gönderiyor. Abdullah diyor ki radıyallahu anh hazretleri, ya Resulallah benim ihtiyacım yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, ey Abdullah, eğer diyor istemeden sana bir şey gelirse kabul et. O sana Allah'tandır. Bakın, o sana Allah'tandır. İhtiyacın varsa kendi ihtiyacını gör. İhtiyacın yok ise ihtiyacı olan bir kimseye gönder. Bu bizim yolumuzdur. Biz bir şey istemeyiz. Bir şey istiyorsak onun ücretini ödemekle mükellefiz. İstemeden birisi bize bir hediye getirdi. Bu benim kendim için söylemiyorum. Bana aman kimse bir şey getirmez. Ama hediyeleşmek sünnet. Birisi size bir hediye getirdi. Bize derken ben şimdi kendimi kastetmiş gibi oldum. Birisi size hediye getirdi. Bu anneniz olabilir, bu babanız olabilir, bu kayınvalideniz olabilir, bu kayınpederiniz olabilir, bu arkadaşınız olabilir. Hiç önemli değil. Birisi size hediye getirdi. Birisi bize bir şey hediye etti size. Birisi size bir şeyi tasadduk etti. Bunu alın. Bunu reddetmeyin. İstemek bizim işimiz değil. Hiç kimseden hiçbir şey isteme. İsteyecekseniz de hadis-i şerif. Temiz yüzlülerden isteyin. Bizim yolumuzda istemek yoktur. Biz kimseden bir şey istemeyiz. Bir şey verirlerse, bunu normalde en eski arkadaşlar bunu bilirler. Ta en başında söylediğim söz. İstersek dilimiz kopsun. Benim söylediğim söz, ben sözlerimi unutmam. İstersem dilim kopsun. Verirler de almazsam kolum kopsun. Ha, ben tekrar altını çizerekten söylüyorum. Bu yolumuzun ölçüsü ama bana bir şey getirmeyin. Beni zor durumda bırakmayın. Bu da benim kardeşlerden ricam. Bana bir şey getirmeyin. Bunu özellikle söylüyorum. Ama kardeşler birbirlerinin arasında bu ölçüye dikkat edecekler. İstemeyecekler. Ders yaptıranlar, çavuşlar, zakirler, bir vazifesi olanlar, dervişlerden bir şey istemeyecekler. Bu konuda kendilerini disiplin edecekler. Böyle andırmayacaklar. Derse geleceğiz ama kardeş bize ne yedireceksin orada? Hayır. Bizde bunlar kesin kat'i ölçü. Allah muhafaza eylesin. Öbür türlü normalde bir kimsenin kayınvalidesi, kayınpederi bir şey yapıyormuş kendiliğinden. Damat da kalkıp da böyle hani bu konuda kendi kendine kasıp da ben annenin babanın bize bir şey yapmasını istemiyorum demesi hoş değil. Ama anne baba da bunu ben aldıydım demeyecek. Bu da yanlış. Senden isteyen mi oldu bunu söylüyor? Kendiliğinden bir şey yapmışım. Yap, unut. Allah muhafaza eylesin. Eşimle ben eve para getiriyoruz. Harcarken de beraber harcıyoruz. Ben eşimden habersiz birisine sadaka veya para versem sakıncası olur mu? Hayır. Neden sakıncası olmaz? O hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Süfyan'ın hanımı Hint Müslüman olurken geldi söyledi dedi ki böyle böyle benim kocam cimri ben dedi onun parasından insanları yedirip içirebilir miyim? Evet dedi. İnsanları bu noktada tasadduk edebilir miyim? Evet dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Tabi normalde bu oradan Hanefiler fıkıh çıkarırlar. Derler ki
bir kadın kocasının getirdiği işte evdeki yiyecekten, içecekten eve gelene gidene yedirebilir mi? Evet. Eve gelip gidene tasadduk edebilir mi onlardan? Evet. Kocasının iznine gerek var mı? Hayır derler. Bu konuda. Ama tasadduk ediyoruz deyip de adam eve emaneten 50 milyarı koymuş, hatun kakıp 50 milyarı da vermesin onu. O zaman kahraman çıkar. Allah muhafaza eylesin. Bu ne demek? İşte evde makul gelmiş bir kadın, yedir içir ona. Veya birinin bir 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira ihtiyaç. Her ailenin kendine göre bir durumu, konumu vardır ya. İşte adamlar böyle genelde karışmazlar ya o tip şeylere. Herkesin konumuna göre. İşte kadının 10 lirayı nereye harcadığını kim adam var hiç sormaz. Kim adam var 1 lira 1 lira hesap görür. Allah öyle adamdan da karıları muhafaza eylesin. Gerçekten. Öylelerde var mı? Her cevap var. Kadına soruyormuş 50 kuruş yüzünden. Bir tartışma benim önümde var. Dergahtan değil tam bunlar. Görümceleri dergahtanmış. Demişler ki şeyhine gidelim seni. Demiş bunun için gitmeyin. Gidelim gitmeyin gideceğiz demişler. Geldiler dükkana. Mevzu geldi 50 kuruşa geldi. Adama baktım. Hocam önemli değil mi dedi. 50 kuruş yani. Böyle baktım. Vallahi senin için 50 kuruş önemliyse dedim. Söyleyecek bir laf yok. Ama dedim bir çetere tutulursa dedim sen batarsın burada şimdi. Böyle baktım. 50 kuruş. Allah böyle adamdan da muhafaza eylesin kadınları. Bir bayan eşinin izin vereceğini bilse yine gittiği yeri söylemeli mi? Evet. Yani eşi dediyse genel olarak ya komşuya oraya buraya giderken bana söylemene gerek yok. Benden izin almana gerek yok. O zaman kadın gidebilir. İşte annene, kardeşine, şuna buna giderken benden izin almana gerek yok. Apartman içinde bir yere giderken benden izin almana gerek yok. O zaman kadının izin almasına gerek yok. Ama kadın evden dışarı çıkarken adım da ayarsın. İzin alacak. Çok mecbur kaldı. İşte kocasına ulaşamadı ama çocuk hasta veya işte acil bir şey çıktı. O zaman izinsiz gidebilir ama bir türlü gidemez. Allah'ı görmekle Allah'ın cemalini görmek aynı mı? Normalde cemali sıfatı Allah'ı görmekten de kasıt zaten sıfatsal tecelliyat. Bu. El-Fatiha. Soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar serbest. Ben yine çayımı içeceğim öyle seçeceğim. Efendim sohbetinizde her insan bir istibat hakkı var demiştiniz. Bir kabı var. Peki insan o kabını geliştirebilir mi yoksa bu takdir edilmiş mi? Ben gelişeceğine inananlardan. O yüzden bir kimsenin istihap hakkı şu kadardır. Bundan sonrasını genişletemez diyenlerden değil. Bunu böyle söyleyenler var. Ben buna katılanlardan değilim. Bir kimsenin zikirle, duayla, ibadetle bu noktada istihap haddinin genişleyeceğine inanıyorum. Mesela buna örnek yine kullandığımız az önce söylediğimiz hadis-i şerif olabilir. Kim 40 gün sabah namazına kalkarsa Allah onun kalbinden hikmet pınarları çıkarır. O zaman bakın bu gelişen bir şey oldu. Değişen bir şey oldu. Bir kimse 40 gün kendince ibadetlerine dikkat etti. 40 gün kendince sabah namazına dikkat etmek demek, yani o kimsenin ibadet noktasında kendisini disiplin etmesi demek. Kendisini öyle disiplin edince kalbinden hikmet pınarları çıkmıyorken hikmet pınarları çıktı. İstihab etti, genişledi. Elhamdülillah. Ben ona inanıyorum. O yüzden ben insanların bu noktada pozitif olarak da negatif olarak da kendi cüz-i iradeleriyle değişeceğine inanıyorum.
negatiflikte de değişip bu noktada zirveye varacağını, pozitiflikte de değişip bu konuda zirveye varacağını inananlarla. Ben hiçbir zaman bir kimse pozitifken negatife de dönmeyecek diye bir kaide tanımıyorum. Nice şimdi ismi aklıma gelmedi de hani negatifliğe dönüş açısından hani bir vahiy katibi vardı. Kendince kendisine atfetti bir şeyi de irtidat edip mürted olup Mekke'ye geri dönmüştü. Ve o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sofrasından kalktı o kimse. Vahiy katipliği yapıyordu. Sonra hani Mekke fethedilince ilk öldürüleceklerin sırasındadır. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o Beytullah'ın içine saklansa da öldürülecek dediydi. O ilk öldürülenlerin içerisinde. Hatta Beytullah'ın örtüsünün arkasına mı ne saklanmıştı? Öyle bir şey olacaktı. Yani negatiflikte de bir kimse hani pozitiften negatifliğe gitmekte de cüz iradesiyle bu yol açık ona. Gider bugün bir kimse şeyhin dizinin dibinde duruyordu ama en negatif noktaya kendini götürür mü? Götürür. Bir kimse en negatif noktadan bir şeyhin dizinin dibine gelir mi? Ve bir kimse Ebu Cehil'ken normalde o kimse hidayete erer mi? Evet. Hidayetteyken Ebu Cehil olur mu? Evet. Ben bunların hepsinin de kulun kendi cüz-i iradesinin istikametinde oluşacağına inananlardan. Bir kısım sufiler böyle inanmıyorlar buna. Ben öyle kabul etmiyorum. Var bazı eserlerde de zaman içerisinde, ben daha önce okuduğum eserlerden bazı bölümler böyle denk geldi. Ben ona katılmıyorum. Allah beni affetsin. Ben çok insan biliyorum çünkü böyle hani istidadını geliştiren, genişleten, derinleştiren bir rüya o kimseyi değiştirebilir, bir hal onu değiştirebilir, bir söz onu değiştirebilir, o kimse kendince kendi kendisini değiştirebilir. Çok insan var. Bizim yolumuzda da bu çok. Bizim genelde kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bunu böyle bir pozitif artı olarak görüyorum. Biz mektepten, medreseden çıkma değiliz. Şükür hamdolsun. Yani sizi tenzih ederiz tabii siz mektepten çıkmasınız ama. Mektepliler de bizi beğenmiyor zaten. Sen nasıl beğendiysen. Sende de var bir kırıklık abi. Allah iyi etsin. Tabi hocamın kırıklığı da hocam da rüyayla geldi. Hocam da akılda gelmedi. Değil mi? Orada parkta bir program vardı bizim. Evet. İlahiyatçılar ve diyanetçiler bizi çok sevmez hocam. Hem sohbetiniz hani o iki tane ilahiyatçı demiştiniz ya Profesör Kelam'da onlar 9 Eylül. 9 Eylül'de. 9 Eylül'deler. Birisi Hüseyin bilmem ne. Elmalı. Yok bilmiyorum Hüseyin ne bilmiyorum soy ismi. Profesör sordur hocam Hüseyin Elmalı'dır muhtemelen. Yani Hüseyin ise. Hüseyin o Bursa'dan imamlıktan geçmemiş oraya o. Bilmiyorum soy ismini. O Bursa'ya geldi mi? Bir programa katıldı mı bizim bir. O, bir tanesi de kelamcıymış o uzun boylu ince zayıf bir isim. Elmalı daha yaşlıdır ona göre. Yani o tefsirci diyorsanız evet, tesirci biraz daha yaşlı. Bir
bilmiyorum soy ismini. Doçent'ti bizim, benim zamanımda yani. Sevmiyorlar zaten bizi, önemli değil. Geleceğiz demişler, gelmezler oran önce. Dedim ki oran önce, gelmezler onlar dedim. Sana geleceğiz dediler de gelmezler onlar. Kapağı çıkamam dedim. İstedikleri zaman gelsinler. Bu hadisleri inkar etmeleri lazım. Başka bir şey değil. Hadisler bulurlar, şimdi onların sayı olmadığına dair delil bulmaya çalışırlar. Belki de. Bitti. Ama hadis var sonuçta. Yani o sahih olmadığına delil bulsa dahi, diyeceğim ki var mı? Var. Ha sen kabul etmeyebilirsin, yok diyemezsin ki. Onu bulamazlar. Yani sonuçta bulsalar dahi ne olacak ki? Kelamcılar kabul etmiş. Sabuni'den, Pezdevi'den bir sürü araştırdım, çıkardım onları. Zaten Orhan Hoca habire not aldı. Ben söyledikçe not alıyor. Ben söyledikçe not alıyor. Orhan Hoca götürecek onlar için. Sonra dedim zaten önce, İstersen hadis numaraları da veririm dedim onlar. Allah selamet versin herkese. Ama Türkiye'yi en büyük bekleyen İslam dünyasının sıkıntılardan birisi bu hadis redçileri. Bu nasıl hallolacak bilmiyorum. Yani bunun nasıl çözüme kavuşturulacak, İslam dünyası buradan nasıl çıkacak? Gerçekten çok zor bir mesele var İslam dünyasında. Ben anlatırken öğrencilerime işte sünnetsiz bir Kur'an'ı yaşamayacağını anlatıyorum mesela onlara. İşte en o namaz örneğini veriyorum. İşte Kur'an'a göre bir namaz kılın diyorum. Tabii hiç şey yapamıyorlar bu sefer. Algılayamıyorlar ama daha sonra anlıyorlar ki sünnetsiz gerçekten İslam yaşanması evet. Mümkün değil. Mümkün değil. Ya bugün birisi geldi büroya. Yani işte söylemişler orada oturuyor gibisinden. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İşte ismini söyledi ondan sonra. Bir yarım saatinizi alacaktım dedi. Valla yarım saatim yok ama dedim. Yine de buyurun dedim ondan sonra. Ben de hastalık ya sohbete gelirken bir bakacağım yani kendime. Bir sürü şey yazdım da hiçbirini de okuyamadım tabii. Yazdıklarım bile. Neyse. Geldi. Hani siz diyormuşsunuz ki dedi hani sünnetsiz hani dini yaşanmaz yok yaşanmaz filan dedim ben. İşte yani mesela namaza şöyle bir örnek getirdi. Ben giderim bir sandalyede otururum dedi. Ya tefekkür ederim dedi. Dedim evli misiniz? Evet. Eşiniz var mı? Evet. Kızınız var mı? Ben evet dedim. Dedim söyleyeceklerim ağır gelmesin size. Ama dedim yani söylemek zorundayım. Buyurun dedim. Birisi geldi eşinize tecavüz etti dedim. Böyle baktı. Kur'an'a göre cezası 100 değnek dedim. Öyle diyorlar ya şimdi. Diyorlar ki dedim Kur'an'a göre 100 değnek. Ondan sonra ölüm yok diyorlar dedi. Adam geldi eşine tecavüz etti. 100 değneği yedi çıktı. Ertesi gün geldi kızına tecavüz etti senin. 100 değneği yedi gitti. Bir üçüncü gün geldi tekrar senin eşine tecavüz etti. Yine 100 değnek yedi. Dördüncü gün geldi kızına. Beşinci gün geldi eşine. Adamın rengi değişiyor şimdi ben bunu söyledikçe. Kaldı şimdi. Kur'an'da dedim, tecavüzün cezası yok. Zina suçuyla suçlayabilirsiniz, onun da cezası 100 değnek. Ne yapacağız? Kalk.
Seda yok. Dedim Kur'an'da hırsızlığın cezası yok. Nasıl yani? Bas be. Şunu çalanı bu kadar ceza veriyor. Buna çalanı bu kadar ceza veriyor. Yok. Geldi dedim birisi senin evdeki milyon dolarlarını aldı gitti. Ne yapacağız? Ya dedi hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum dedi. Dedim bak ibadet etmek zor gelenler dedim. Böyle diyorlar dedim. İtiraf etsinler. Bize ibadet etmek zor geliyor. Ama dedim sadece namazla bitmeyecek ki bu mesele. Bana söyler misiniz dedim. Bir kimse geldi, bir erkek çocuğu arkadan dedim ihfal etti. Cezası ne bunun? Kur'an'da yok cezası. Bir hüküm çıkarılmaz mı? İşte mezhebe giriyorsun dedim bak. Bir hüküm çıkarılmaz mı dediğin anda dedim, hükmü çıkarmak için sahabeye müracaat, Hazreti Peygamber'e müracaat etmek lazım dedim. Kafadan hüküm çıkarmamak için dedim. Teşekkür ederim. Gerçekten ikna oldum. Beni dedi size yönlendirmişlerdi. Müsaitse görüşür demişlerdi dedi. İkna oldum dedi. Üç cümleyle ikna oldum dedi. Ve bunu dedi bütün etrafımdaki insanlarla paylaşacağım dedi. Ya bunun arkasında ne görüyorsunuz? Bunun arkasında dedim global bir hazırlık var dedim. İslam dünyasını çökertecekler böyle. İstiyorlar ki dedim ben. Ellerinde oynatacakları bir din olsun. Herkes camilere sıraları koysunlar. Hristiyanlar gibi pazardan pazara değil, cumadan cumaya camiye gitsinler. Sıralarda otursunlar. Din sadece din olarak kalsın, hukuk kalmasın, ahlak kalmasın, hiçbir şey kalmasın istiyorlar. Öyle gitti. İslam dünyasını bu büyük bir handikap. Nasıl hallolacak? İnşallah Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bütün ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Bu büyük bir hastalık. İnşallah düzelir. Ve bu hastalık körükleniyor. Büyük bir körükle körükleniyor. Allah korusun inşallah. Selamünaleyküm. Hakkınızı helal edin inşallah. Geceniz hayırlı olsun.